Lafa gelince toplum içinde herkes eşittir. Hiçbir zümreye, sınıfa, kişiye ayrıcalık tanınamaz sözde tabii ki. Hukuk ne için? Toplum düzeni için. Bunun için yapılmış bir sözleşme. Toplumun tamamı bundan faydalanır. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Böyle derler. Ancak Hukuk uygulamalarına baktığımızda ne yazık ki güçlüye, egemene hizmet eden bir sistem. Ee, örnek vereyim ben size. Diyelim ki e, yani hukuk sisteminde bir kişiden şikayetçi olun, yar, yargıçtan, savcıdan, avukattan yani da, ceza davası açılır ama genelde şöyle derler bu Daha çok tazminata konu olur diye. Yani avukata dava açılırsa ağır cezada açılır. Adam her bir haltı yemiştir ancak alacağı ceza 3 ay 5 ay en fazla. Hadi bir yıl. Ancak şöyle bir suç var. Karşılıksız yararlanma diye. Vatandaşın bir kuruma ait doğalgaz, elektrik, su, e, kablolu veya kablosuz internet hatlarından veya elektrik akımından bedel ödemeden yararlanması demek. Peki bu tazminata neden konu olmuyor? Neden ceza davasının konu oluyor? E, elbette bu güçlüyü korumak için vatandaşın tarafında değil. Eğer vatandaş, internet hatlarından sudan elektrikten otomatlardan karşılık ödemeden yararlanıyorsa bunun yolu tazminat yolu olmalı. Tazminat davası açılmalı. Ancak karşılıksız yararlanma suçu diye bir suç koyup bunu Asliye Ceza Mahkemesine yetkili kılıp vatandaş suç işleyen vatandaş bu bedeli ödese bile sadece ceza indirimi alıyor. Devlet ne zamandan beri alacak verecek işlerine taraf oluyor. Karşılıksız yararlanma suçu büyük şirketlere, güçlüye hizmet eden bir ceza maddesidir. Doğrusu tazminat yolu, alacak yolu açıktır. Hukuk davası olması gerek karşılıksız yararlanma suçunu ileride kaldırmalıyız. Hukuk, e, hukuk davalarının konusu olması gerekirken ceza davalarının konusu olması kabul edilemez. Günümüzde nüfus artışı veya doğum kontrolü, e, doğum kontrol yöntemleri, kürtaj e, ya da sosyal destekler ...siyasetin aracı olabiliyor. Suriyelileri biliyoruz... ...ne kadar destek verildiğini. Neden veriyorlar bilmiyorum. Güneydoğu'da... ...PKK terörüne karşı... ...İngiltere'nin, Amerika'nın, İsrail'in desteklediği... ...PKK terörüne karşı... ...bir savaş var, mücadele var. Elbette... ...yapılması da gerek. Ancak küçük bir çocuğa vurdular. Uğur Kaymaz diye. Bu küçük çocuğa yani terörist diye vurup öldürdüler ve e, yani olay kapatıldı. Bunun gibi kaç tane e, sivil masum insan katledildi? Terörle mücadelede gözü kapalı veya işte olması gereken kayıplar mı? Hayır değil. Veya hadi diyelim öyle. Peki şunu sor sorarım devlete Güneydoğu'da ve doğuda terörle PKK' ile mücadele ediyorsunuz 30 yıldır Tamam Peki elinizde haksız da olsa bir kanun maddesi var karşılıksız yararlanma mühür bozma diye cezası az aynı zamanda ekonomik bir yaptırım var Peki Güneydoğu'da ve Doğu'da elektrik kaçak elektrik kullanım oranı neden bu kadar yüksek? Yüzde kırklara, yüzde altmışlara varan bir oran var. Peki bir çocuk öldürmekten, masum bir çocuğa veya çobana veya sivil bir vatandaşa öldürmekten çok çok daha etkili bir yöntem değil midir yani? O öldürülen çocuklar bizim çocuklarımız değil mi? Bu ülkenin insanı değil mi? Elbette bu ülkenin insanı. Peki, Güneydoğu'da ve Doğu'da neden bu kadar kaçak elektrik kullanımı var? Acaba oy potansiyeli olan ağların ve tarikatların, e, yani bunlara peşkeş çekiliyor olmasın? Nasıl olsa birileri... Bu kayıp kaçak bedellerini ödüyor. Yani İstanbul'daki insanlar, Anadolu'daki insanlar bu bedeli ödüyor. Peki bu kayıp kaçak bedelini kimin ödemesi lazım? Bakınız ortada bir kanun maddesi var. Bence değiştirilmesi gerek. Yani karşılıksız yararlanma suçunun kaldırılması gerek bu suçu, bu suçu hukuk davalarına döndürmek lazım. Asli hukuk mahkemelerinin yetkili olması gerek. Peki bu konuda devletin bir şey yapmaması akla şüphelerimi getiriyor. Yani ağlara, bazı tarikatlara yapılan bir kıyak. Yani siyasi bir araçtır elektrik gibi ve birçok kamu hizmetinin birçok kişi tarafından bedeli ödenmeden kullanılması. Biz şu şekilde mücadele etmeliyiz. Demokratik ve mutlu bir toplum olmak için. Önce hukuk davasının konusu olması gerek. Karşılıksız yararlanma suçu. Daha sonra istisnasız herkesin uygun fiyatla elektriğini, suyunu, doğalgazını, internetini ödemesi gerek.